Evet arkadaşlar, bugün elimizde PL100 var. Lob pompa. Pompamız iki yönlü de çalışıyor. İki tarafta da basma yapabilirsiniz. Şimdi sökmeye ön kapaktan başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane kapak vidalarımız var. Bunları gevşetelim. Ön kapak civatalarını söktükten sonra ön kapağımızı alıyoruz. Biz de hemen pompamızın ön aşınma plakası karşılıyor. Bunu da hemen alalım. Gördüğünüz gibi loblar karşımıza çıkıyor. Burada sızdırmayı önlemek için contamız var. Daha sonra alyan yardımıyla lobların civatalarını sökeceğiz. Şimdi lobları sökmek için şuradaki gördüğümüz iki tane civatayı gevşetmemiz lazım. Bir cisimle, plastik topuğun arka tahta kısmı da olabilir. Şu şekilde alyan yardımıyla birlikte burayı gevşetelim. Üstteki lobumuzun civatasını söktük. Hemen altındaki lobun civatasını da sökelim. Diğer civatamızı da aldık. Hemen şöyle dişli uzun şeklinde civatalarımız var. Uygun olanı buraya takarak lobu ön tarafa doğru çekiyoruz. Ben bunu çevirdikçe öndeki lobu gördüğünüz gibi ileriye doğru atıyor. İlk lobumuzu aldık. Hemen ardından diğer lobumuzu sökeceğiz. Loblarımızı şöyle kenara alalım. Aşındırma plakamız var. Burada milli elimizi görüyoruz. Ve salma sıra yuvaları. Salma sıra yuvaları da sabitlemek için şöyle küçük kamalarımız var. Kamaları da alacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey bahsedeceğim size. Salma sıra yuvası gördüğünüz gibi aşındırma plakasıyla şu kısım 0'a 0 olmak zorunda. Şöyle göstereyim. 0'a 0. Üst aynı, altı da aynı. Büyük pompalarda örnek vereyim. 518 lob pompalarda ve diğer büyük pompalarda 1 milim salma sıra yuvası ileride olmak zorunda. Ama küçük pompa, PL200'e, lob pompaya kadar 0'a 0 olmak zorunda. Aşınlama plakayı söktükten sonra salma sıra yuvalarını sökmeden önce size bir şey göstereceğim. Şimdi pompamız 3 tane odadan oluşmaktadır. Ön kısım lob odası, şu orta kısım da salma sıra yağ odası ve en son odamız dişli yağ odası. Dişli yağ odasının hemen şöyle gösterge vardır ama salma sıra yağ odasında gösterge yoktur. Şimdi salma sıra yuvasını veya yani salma sıra almadan önce şurada salma sıra yağ odasının tıpası vardır. Bunu gevşeterek buradan salma sıra yağ odasının yağını boşaltacağız. Şuradaki tıpamızı alyan yardımıyla bir gevşetelim. Şimdi boyalı olduğu için biraz zor giriyor. Salma sıra yağ odamızdaki yağı boşaltıyoruz. Salma sıra yağ odasındaki yağ ince, dişli 68 veya 69 dişli yağ kullanalım. Yağını değiştirmek isterseniz. Diğer arka dişli kısmındaki yağ ise dişli 140 dişli yağdır. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrar kör tıpamızı takalım şöyle. Fazla sıkmaya gerek yok, sadece üstüne dursun diye sıkıyorum şu an. Hemen sonra salma sıra yuvamızı sökmeye başlayalım. İki tane kamamız var. Kamalarımızı alalım hemen şöyle. Plastik tokmak yardımıyla ettirelim. Birini aldım. Hemen diğerini şöyle. Elimde şöyle salma sıraya sökmek için yuvalarını. Şöyle bir aparatımız var. Şurada iki tane dişli var. Bunu sol tarafa çevirerek salma sıra yuvamızı gevşetiyoruz. Salma sıra yuvamızı aldık. Altındaki salma sıra yuvamızı da çıkartalım. Şu an salma sıramız da geldi. Şu şekilde. Şunları şu şekilde alalım. İşte gördüğünüz gibi seramik kısımlar bu şekilde birbirini öperek sızdırma hızını sağlıyor. Bu diğer iki kısımda salma sıra kovanı. Son bir şey daha. Pompamızın ön kısmında hem altında hem üst kısmında aşındırma plakası bulunmaktadır. Şurada aşındırma plakasını tutan civatalar var ve hemen altında tırnakları var. Hemen şöyle bir tanesini sökeyim. Şöyle aşındırma plakamızı tutan tırnağımız. Aynı şekilde diğer tarafımız da var. Onu da sökelim. Bunu da çıkardık. Civatamızı da alalım. Daha sonrasında şöyle üstteki aşındırma plakamızı çıkarmaktayız. Aynı şekilde dediğim gibi altta da bulunmaktadır. Bu şekilde sökerek aşındırma plakamızı değiştirebiliriz. Şimdi tekrar pompamızı geri toplayacağız. En son aşındırma plakamızı sökmüştük. Sonra geri takalım. Şöyle biraz tokmak yardımıyla vuralım. Ve daha sonra aşındırma plakamızı tutan tırnağımızı bu şekilde sadece hafiften bir civatamızı sıkıyoruz. Hemen diğer tarafın aşınma plakanın tırnağını takalım. Tırnak şuradaki aşınma plakaya geçecek şekilde yerine oturtuyoruz.
tam sıkmadan önce tokmakla şu pompanın gövdesiyle aşındırma plakası 0'a 0 olmak zorunda. Şöyle plastik tokmak yardımıyla sıfırlıyorum ve sıkma işlemine başlıyorum. Tekrar kontrol edelim. Burayı sıktık. Hemen akabinde diğer tarafı da sıkalım. Tamam. Daha sonra arkadaşlar salma sıralarımızı yerine oturtturacağız. Şu az önce salma sıra yuvasını söktüğüm aparatın arka kısmında şöyle bir yer var. Salma sıramızı bu şekilde yerleştirerek ama ilk taktığımız esnada seramik olan kısmı aparatıma oturtturuyorum. Conta olan kısmı yukarı bakıyor. Bu şekilde oturtuyorum. Hafiften bir baskı uyguluyorum. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an salmazsanız yerine oturdu. Şimdi contadan dolayı yerine tam oturmamış olarak hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. Hiçbir sorun yok, problem yok. Bu şekilde olması gerekiyor. Zaten salma sıra karşılığını yani sıktıktan sonra o kendisi yerine oturacaktır. Daha sonra salma sıra yuvamız gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor. Bunu bu şekilde oturtuyoruz elimizde. Şöyle hafiften bir üstündeki yağları falan silerseniz çok iyi olur. Ve şu şekilde elle çeviriyorum. Şu an sadece elimle hafiften bir sıktım. Aynı şekilde tekrardan aparatımı seramik kısmı gelecek, conta kısmı yukarı bakacak şekilde oturtturdum. Tekrar alttakim ile işte hafiften bir baskı yaparak yerine oturtturdum. Sonrasında salma sıra yuvasını alıp salma sıraya oturtturdum. Seramik kısmı üste geliyor. Yani burada diğer seramik kısımla diğer karşıya olan seramik kısım birbirine ötecek şekilde yerine takıyorum. Elde sıktım şu an. Daha sonra pompamızın arka aşındırma plakasını yerleştiriyorum. Yerine oturtturdum. Hemen vidalarını takıyorum. Yerine oturtturdum. Sonra sıkma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar burada sıkarken biraz dikkatli olun. Yuvatalar dişleri bozabiliyor. Tekrar bir kontrol yapıyorum. Sıktıktan sonra arkadaşlar tekrar aparatımı elime alıyorum. Burada ilk başta salma sıra yuvasını sökerken bir şey anlatmıştım. Aşındırma plakasıyla salma sıra yuvasında şöyle bir 0'a 0 olmak zorundaydı. Şu an salma sıra yuvası biraz ileride. Aparatımla çevirerek aşınma plakasıyla salma sıra yuvasını sıfırlıyorum. Şöyle elimle bir kontrol ediyorum. Şimdi kontrol yapmak amacıyla kumpasın arka kısmıyla salma sıra yuvasına şöyle kontrolünü yapıyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla salma sıra yuvası hala biraz daha ileride. Bunu biraz daha aparat yardımıyla sıkıyorum. Ve tekrardan kontrolünü yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an 0'a 0 ve şu kama yerimiz hemen şöyle. Kaması da şöyle dişlidir gördüğünüz gibi. Bu kama şuradaki tırnaklara oturacak. Hemen plastik tokmak yardımıyla yerine oturtturdum. Tekrar bakalım, bir kontrol yapalım. Evet 0'a 0 şu an. Hemen alt kısmı da bakalım. Bu da gayet güzel. Hemen diğer kamamızı da takalım. Arkadaşlar burada kamayı takarken çok dikkatli olun. Bazen yanlış takma durumu olabiliyor. Dediğim gibi tırnaklı kısım üstte olacak. Ve yerine oturtturdum. Evet. Kamalarımızı da taktıktan sonra loblarımızı takacağız. Lobun hemen arka kısmını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şurada kamanın içine geçeceği yer boşluk gözüküyor. Bunu da kamanın olduğu kısma doğru hafiften oturtturuyorum. Çok fazla ileri gitmeye gerek yok. Sadece yerine otursa yeter şu anlık. Çünkü üst kısmı da, üst lobu da oturtturacağım. Hemen tekrardan diğer lobun arkası da bu şekilde kamanın olduğu kısma doğru oturtturdum. Şu an loblarımız gövdeden ileride. Plastik tokmak yardımıyla yavaşça hem alttaki loba hem üstteki loba vurarak yerine oturtturuyorum. Lobları yerine oturtturdum. Şuradan bakarsak loblarımız hemen hemen gövdeyle 0'a 0. Daha sonra loblarımızın civatalarını takalım. Ağlarımızı aldıktan sonra sıkalım hemen. Bunu sıkarken bir levye yardımıyla lobları şu şekilde tutuyoruz. Şuraya loblarımızı bir iyice kontrol edelim. Sıktığımızdan emin olalım. Çok fazla sıkmana gerek yok. Bu sefer de loblar çok sıkmaktan dolayı arkasındaki mil dönmüyor. İşte şu an loblarımızı sıktık. Bakıyorum, kontrolünü yapıyorum. Çok güzel. Daha sonra kapağımızın contasını takalım. Hemen ardından aşındırma plakamızı takıyoruz. Ve ön kapağımızı takıyoruz. Ön kapağımızın şöyle 4 tane elle çevirebileceğimiz vidaları var. Bunları yerine tutturalım. Kapaklarımızı, civatalarını sıkalım. Daha öncesinde salma sıra yağ odasındaki yağı boşalttığımız için tekrar yağ doldurma işlemini yapacağız. Peki yağını nereden dolduruyoruz? Şurada arkadaşlar yukarıda bir kör tıpa var. Bu salma sıra yuvasının yağ odasını buradan yağını koyup dolduruyoruz. Diğer kısımdaki tapa ise dişli kısmındaki yağın dolumunu buradan yapıyoruz. Şimdi bir alyan yardımıyla üstteki kör tapayı sökelim. Üstteki salma sıra yağlarımızın kör tapasını söktüm. Bunun yardımıyla birlikte boşalttığımız yağı tekrar geri dolumunu yapacağız.
yağını doldurduktan sonra tapamızı yerine takalım. Burayı sıktıktan sonra daha öncesinde buraya sökmüştük. Burayı sık sıkalım. İşlemimiz buraya kadardır. Sizlere salma sıra değişimini, ön, arka, üst ve alt aşındırma plakalarını ve lobların nasıl değişeceğini göstermiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler.